İnsanı ekber var. Bir de insanı asgar var, değil mi? Yani bunun aslında ikisi de biziz, yani bunun ikisi de. Fakat niye böyle ayırmış abi bunu? Yani makam itibariyle mahiyeti insaniyenin en geniş dairesinde nazara vermek için insana ekber denmiş. Onun bir numunesini şu an bu görünen küçüğünde, yani bu küçüğü bizi insan asgar dedi. Onda olduğu için makam itibariyle bunu nazara verilmiş. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki ben bu insanı ekber denilen kainattaki tabiate abi öyle söylüyor. Nasıl icadı ilahi noktasında yok sayıyorum diyor. Hani tabiat perestler diyor ya, tabiat yaptı, sebepler yaptı. İcadı ilahi noktasında tabiat bir şey yapmıyor. Yok sayıyorum ben tabiatı diyor yani. Öyle bir şey. Her şeyi Allah yaratıyor. Aynen onun gibi insan asker dedim yani bizi evet dalalete götüren abi küfre götüren evet tercihleri de yok sayıyorum diyor. Usta bir yerde Yok insandaki sayıyor. tabiatı tağutta beyanı, tabiata bağlı kaynaklı insanda O da zaman enemi, abi enemi. evet. Evet. Beste. O zaman şöyle bir mana çıkıyor. Biz nasıl icadı ilahi noktasında tabiata bir tesir vermiyorsak, evet, enfüsi alem dediğimiz kendimizde, evet, dalalet ve küfrü, evet, yok saymadıkça veya da onun müsbeti olana gitmedikçe abi, hakiki tevhide vasıl olmuyoruz yani. Yani sen desen ki yumurtayı tavuk yapıyor, balı arı yapıyor. Bu nasıl seni şirke götürüyorsa, dalalete götürüyorsa bu işi ben yaptım. Bu hizmeti ben gördüm. Bu mesele benle böyle olur dedin. Evet, o da birincisi gibi seni dalalete küfre götürüyor yani. Abi kendini icadı tercihat noktasında yok saymadıkça Bülent abi tevhid-i hakiki elde edemiyorsun. Yani nefi olsa vardır diyor ya abi. Yok yok olsa vardır yani. Yani biz kendimizi yok edeceğiz. Nasıl yok edeceksin? Cüz-i ihtiyarından vazgeçiyorum. Bu makamda söylenmiş bir cümle abi. Yani kendisini yok saydığı için yani. Tercihlerini yok edeceksin abi. Ben kendimi nasıl yok ederim? Nasıl cüz-i ihtiyarından vazgeçeyim? Küfre ve dalalete giden tercihlerinden bırakacaksın onu. Terk. Terk ya. Evet. Kelime şartı anlamı. La ilah, ilah yoktur. Yani, evet, önce nefi var, sonra illallah. Önce inkarım sonra var. Tabii bunun bu söylem bir sürü manası var. Hani cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. Bir tane denir mi? Çok mu? Ama külliyattan bir manası var. Biz nasıl tabiatı yok sayıyoruz? Evet. İcadı ilahi noktasında bizi küfre, dalalete götüren, isyana götüren, değil mi? Bunları da yok saymadıkça tevhid-i hakiki olmuyor yani.